merhaba. Türkiye ekonomisinin krizini giderek derinleştiği koşullarda ne olup ne biteceğini anlamaya çalışıyoruz. Bunun için de geçmişe bakmakta yarar var. Türkiye ekonomisi çok ciddi yapısal sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunların aşılması için de siyasal iktidarın köklü, sorunları temelden çözüme kavuşturacak politikalar izlemediği, uygulamadığı da çok açık biçimde görülüyor. Günü kurtarmaya çalışıyorlar, fakat günü kurtarmaya çalışırken attıkları adımlar da daha uzun vadedeki yapısal sorunları daha da büyütüyor. Yani sıkıntılı bir süreçteyiz. Bunu ben açıkçası bir kanser hastasının durumuna benzetiyorum. Özellikle bu hastalığın ilk aşamalarında eğer hekim iyi bir hekim değilse ağrı kesicileri verip hastalığın kişide yarattığı sıkıntıları örtmeye çalışabilir. O zaman hastanın gözünde de iyi hekimdir ve hastayı umutlandırır. Ama uzun vadede bu gerçek müdahale geciktikçe yapısal sorunların üzerine gitme uygulamasından açıkçası korkulunca sıkıntılar artıyor ve hastalık gelişiyor. Türkiye ekonomisi de bugün aynı durumda. Geçmişte böyle dönemler yaşandı mı? Yaşandı. 1988-89'a kadar Türkiye ekonomisinde bazı sorunlar yaşandı ve bunu özellikle de işçiler ve memurlar hissetmişti. Ama onun arkasından 89'dan itibaren bir işçi hareketliliği ve 90'dan itibaren de bir memur hareketliliği oldu ve 91 yılına kadar böyle 1989-90-91 yıllarında çok ciddi işçi eylemleri gözüktü. Memurlar da 91'den itibaren bu sürece katıldılar. Yani bugün özellikle 3 Ocak 91'i ve onun arkasından 4-8 Ocak 91'i hatırlamakta yarar var. Bundan 32 yıl önce Türkiye'de çok önemli iki işçi eylemi oldu. Bunların birincisi 3 Ocak 91'de Türk İş'in genel grevi. Ona kısaca değinmek istiyorum. Önemli bir olay çok. Türk İş'in tarihinde açıkçası belki o güne kadarki ilk ciddi olay. Daha sonra da bir 16 Haziran 1975'te ondan önce Halil Tunç'un Ege bölgesinde şalteri indirmesiyle büyük bir eylem yapılmıştı. Ama Türkiye çapında Türk İş'in açıkçası temel hak ve özgürlükler ve maddi talepler doğrultusundaki ilk önemli ve bir daha da tekrarlanmayan eylemi diyebiliriz. İkincisi de 4-8 Ocak 91 tarihlerinde Türkiye Taş Gömürü Kurumu'nda çalışan Genel Maden İş Sendikası üyelerinin neredeyse dünya iş sınıfı tarihine de geçmiş olan hareketliliği, 112 kilometreyi Zonguldak'tan Mengen'e kadar yürümeleri. Birincisi 3 Ocak eylemi birkaç açıdan önemli. Birincisi o dönemde rahmetli Şevket Yılmaz Türk İş'in genel başkanıydı. Ya o güne kadar Şevket Bey için gürler ama yağmaz denirdi. İlk defa neredeyse Şevket Bey'in önderliğinde Türk İş 3 Ocak günü işe gitmeme kararı aldı. Bunu önce büyükçe bir toplantıyla değerlendirdiler. 1990 yılının Aralık sonunda 20 Aralık'ta bütün sendikaların genel merkez yöneticileri ve 752 şube başkanıyla Gölbaşı Sineması'nda bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda 3 Ocak genel eylemi onaylandı ve temel talepler gündeme getirildi. İlginç yanı 20 Aralık 1990 toplantısında gündeme getirilen talepler çok kapsamlı. Bugün Türk İş'in pek dile getirmediği talepler de var. Onları şöyle kabaca hatırlamakta yarar var. Birincisi, işten çıkarmaların derhal durdurulması, istihdam güvencesinin yargı denetimi altında sağlanması ve işsizlikten kurtulunması, birincisi bu. Grev yasaklarının derhal kaldırılması. Geçenlerde İstanbul'da Birleşik Metal İş Sendikası'nın grevi ve Çelik İş'in grevine erteleme gelmişti. Ona rağmen Birleşik Metal İş Sendikası çok doğru ve özverili bir kararla bu erteleme kararına rağmen Türkiye'nin onayladığı uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan hakkını kullanarak grevi sürdürmüştü ve başarıyla sonuçlandırmıştı. Temel taleplerden biri de 1990 yılında da 20 Aralık'ta bu grev yasaklarının kaldırılmasıydı. Tüm çalışanların, işçilerin geniş halk kesimlerine sırtına yüklenen adaletsiz vergilerin kaldırılması. Bu dolaylı vergiler özellikle ÖTV ve KDV emekçi halkın sırtına bindiriliyor. 1990'da da o talep vardı. 90'dan sonra da bu depremle birlikte ÖTV getirilmişti. Hala maalesef sürdürülüyor.
Vergilendirmede süratle adaletin ve hakkaliyetin sağlanması temel talep aynı şekilde. Çok ilginç, Türk İş 1990-20 aralığında şunu söylüyordu, aynen aktarıyorum. Düşünce, anlatım ve inanç özgürlüğü önündeki engellerin süratle yok edilmesi. Benzer taleplerin bugüne gelmesinde de yarar var. Sosyal hayatımızı felakete, ekonomik hayatımızı korkunç bir dengesizliğe sürükleyen adaletsiz paylaşımın derhal durdurulması ve düzeltilmesini sağlayıcı önlemlerin alınması. TÜİK'in açıkçası güvenmediğimiz verilerine bile göre 2020'nin ikinci çeyreğinde milli gelirden ücretlerin aldığı pay %36 dolayındaydı. Bu 2022 yılında %25 küsüre kadar inmişti. Yani gelir ve servet dağılımında adaletin sağlanması Türk İş'in 1990-20 Aralık bildirisindeydi. Temel insan hakları ve özgürlükleriyle işçi hak ve özgürlükleri önündeki engellerin süratle kaldırılması bugün de temel taleplerden biri. Çok önemli, 1990'da Türk İş şunu talep edebiliyordu. Bağlı sendikaların genel merkez yöneticileri ve 700 küsür şube başkanının ortak talebi bu, okuyacağım. Cumhuriyet ve demokrasinin temel unsuru laiklik ilkesinin özenle korunmasını tespit ve talep etmektedir diyorlardı. Çok önemli, 3 Ocak günü Şevket Bey çok ciddi bir çıkış yaptı. Yaptığı açıklamada 3 Ocak günü çalışmayacağını, bu konuda baskı yapılırsa bunların etkisiz kılınacağını söylemişti. Çok ciddi baskılar yaşandı onun arkasından. Ancak bu arada rahmetli Süleyman Demirel'in desteğini unutmamak lazım. Süleyman Bey o zaman muhalefetteydi. Doğru Yol Partisi'nin genel başkanıydı. 2 Ocak günü, yani eylemden bir gün önce, gazetelere bir demeç verdi. Milliyet Gazetesi'nden okuyorum. Bu çok önemli. Daha sonraki eylemlerde de kullanıldı. Haber şöyle. Demirel dün parti genel merkezinde gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtlarken eylemin üretimden gelen gücü ortaya koyma olduğunu belirtti ve şunları söyledi. Rahmetli Demirel'in sözleri. Yüz binleri nasıl cezalandıracaksınız? Yüz binlerin bu çeşit harekete kalkması fiili suç bile sayılsa bu kanunu işlemez hale getirir. Yöneticiler yüz binleri cezalandırmayı düşüneceğine, işçileri bu noktaya getiren nedenleri ortaya koysun, onlara ilgi göstersin. Çankaya sakini Sayın Özal televizyonda dakikalarca övünüyor. Bu boş övünme yerine milyonların sıkıntısına eğilsin. İşçi eylemi sıkıntı içindeki milyonların tepkisine tercümandır. Bu nedenle herkes bu olaya sıcak bakıyor. Tabii biz de sıcak bakıyoruz. Saygıyla anıyorum, rahmetle anıyorum ben Süleyman Demirel'i. Bu tavrı gerçekten daha sonraki birçok eylemde de yol gösterici ve yardımcı olmuştu. Özellikle kararsız insanların bu meşru ve demokratik eylemlere katılmasında. Bu eylemle birlikte ertesi gün bir başka eylem başladı. Zonguldak Taş Kömürü Kurumu, eski adıyla Ereğli Kömür İşletmeleri işçilerinin gerçek gelirlerinde ciddi düşmeler vardı ve 30 Kasım 1990'da greve çıkmıştı Türkiye Taş Kömürü işçileri. İlginçlik şu, 30 Kasım'dan itibaren Zonguldak'ı her gün bir eylem alanına çevirmişlerdi. Çok bu anlamda önemliydi. Diğer eylemlerden farklıydı. Hani Zonguldak Türkiye Taş Kömürü ile neredeyse özdeşleşmiştir. Çok başarılı. O zaman Çalışma Bakanı İmren Aykut'tu ve çok rahatsız olmuştu İmren Hanım. 30 Kasım'dan Ocak ayının başına kadar Yıldırım Akbulut Başbakan'da bir ilerleme sağlanamayınca Genel Maden İş Sendikası yöneticileri Ankara'ya gitmeye karar verdiler. O dönemki yöneticileri de saygıyla analım. Genel Başkan rahmetli Şems Denizer'di. Genel Başkan yardımcılıkları da Şenol Yazıcıoğlu ve Selahattin Ataman vardı. Genel Sekreter Ercan Erdem'di. Genel Mali Sekreter Hasan Yaman'dı. Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Ali Akgün'dü. Genel Eğitim Sekreteri de Sabri Cebecik'ti. Esasında bu yürüyüşte ben Sabri Cebecik'i, yani hepsini de tanıyordum ama Sabri Cebecik'in özel bir önemi var. Yani Zonguldak'tan Ankara'ya gidişte otobüsler ayarlanmıştı. Valilik otobüslerin Zonguldak girişini engelleyince bir, açıkçası Sabri Cebeci'nin de etkili olduğu bir, o zaman yürüyelim eğilimi öne çıktı ve yürüyüş başladı. 112 kilometre yürüdüler. 4
Ocak'tan 8 Ocağı kadar ve Mengen'de önleri inşaat makineleri, yol yapım araçları ve askerler tarafından kesilinceye kadar yürüdüler. Ve gerçekten Türkiye tarihinde olduğu gibi dünya tarihinde de önemli yeri olan 45-50 bin kişiyle başlayan, 60 bini aşan Ocak ayının o soğuğunda Zonguldak'tan Mengen'e kadar muhteşem bir yürüyüş gerçekleşti. Onun arkasından açıkçası siyasal iktidarda da değişiklikler oldu. Yıldırım Akbulut galiba o nedenle de istifa etti. Onun arkasından da bağıtlanan toplu iş sözleşmede TTK işçileri küçümsenmeyecek haklar aldılar. Yani özetle işçiler son derece sağduyulu insanlardır ve açıkçası gelişmeleri çok gerçekçi bir biçimde izlerler. 3 Ocak 91 eylemi de 4-8 Ocak 91 Zonguldak Mengen yürüyüşü de Türkiye Taş Kömürü İşçilerinin genel maden işin bizim iş sınıfı tarihinde çok önemli, yeterince incelenmemiş, yeterince değerlendirilmemiş eylemlerdir. Yani Türkiye'nin büyük sıkıntılarla karşı karşıya olduğu ve bu sıkıntıların faturasının özellikle seçimden sonra işçilere ve sendikalara çıkarılma eğiliminin yüksek olduğu koşullarda iş sınıfının tarihinin öğrenilmesinde yarar var. Hoşça kalın.